şu anda Ukrayna'nın başkentindeki yerindeki büyük bir alışveriş merkezi Ürün'deyiz. Hayat günlük akışında devam ediyor. İnsanlar alışveriş yapıyor. Ben az önce gençlerle konuştuk. Pizza yemişler, geziyorlar, eğleniyorlar. Partiye katılmışlar, partiden dönüyorlar. Alışveriş merkezinin parkı kabasa araba dolu. Araba park edecek yer bulamadık. Burası hem alışveriş merkezi, aynı zamanda da eğlence mekanlarının olduğu bir yer. Yoğunluğundan hiçbir şey kaybetmiş gibi gözükmüyor. İnsanların savaş beklentisi yok. Gayet iyiler. Gençler burada eğleniyorlar, muhabbet ediyorlar. Hayat gayet normal seyirinde devam ediyor. Herhangi bir panik olmadığı gibi savaşın havası değil, esamesi dahi yok. Biz alışveriş merkezinin içerisindeyiz. Hayat normal devam ediyor. İnsanlar yoğunluk alışveriş merkezindeler. Alışverişlerini yapmaya devam ediyorlar. Biz savaş atmosferindeki gibi değil. Gıdaya falan verilmiyor. Aksine normal kıyafetlerini alıyorlar. Günlük ihtiyaçlarını alıyorlar. Yani gidip bulgur, pirinç, gıda maddeleri yerine normal devam ediyorlar. Şu anda burada kalabalığı görüyorsunuz zaten. Hayat normal seyirinde. Herhangi bir panik havasını burada da göremiyorsunuz. Burada da otomobil var. İnsanlar otomobil almak için yakından inceliyorlar otomobil almayı. Yani düşünün, bir savaş yaklaştığını düşünün ve elinizdeki parayla krediyle otomobil almak için ilgileniyorsunuz ve otomobil inceliyorsunuz. Yani kalabalığa bakaraktan ve insanların tüketim yönelişlerine bakaraktan savaşın olmayacağını kesinlikle söyleyebiliriz yani. İnsanlarda herhangi bir savaş düşüncesi yok yani. Ukrayna'dayız. İnsanlar eğleniyorlar. Hayat normal akışında devam ediyor. Gençler herhangi bir endişe oturmuş haldeler. Burada baktığınızın akışında devam ediyor. Yani endişenin, en ufak bir endişeye mahal yok yani. Baktığımızda herhangi bir insanlar o dış dünyada kıyamet kopuyor, ancak burada insanlar selfie çekiniyorlar, eğleniyorlar. Yani herhangi bir şey burada kesinlikle yok diyebiliriz yani. Ukraynalılar da şu anda, yani haberlerde bahsettiği gibi insanlar yok, sınırlara akın ediyor, hava yollarına akın ediyor. Hava yollarına akın edenlerin çoğu yabancılar. Kalabalık. Hafta sonu ve insanlar çok rahatlar. Oldukça rahatlar. Gayet kalabalık. Alışverişleri gerçekten lüks seviyede. Alışveriş merkezinde Sevgililer Günü'nün heyecanı var. Konsepte Sevgililer Günü'ne göre ayarlanmış durumda. Güller, çiçekler. Restoranlar tıklım tıklım. Restoranlarda boş masa yok denecek seviyede. Restoranların doluluğu da insanların herhangi bir endişe ya da panik yaşamadığının en belirgin göstergesi. Spor salonlarında spor yapan insanlar var ve salonlar da gerçekten dolu içerisi. Oldukça dolu. Şu anda bir bowling salonundayız. Salon tıklım tıklım. Programları devam ediyor zaten. Bowling hatlarında hiç boş yer yok. Bütün bilardo oynuyorlar. Bilardo masaları dolu. Tamamı dolu. En ufak bir yer yok yani. Bowling hatları dolu şu anda. Arkamda müthiş bir kalabalık var. Ve herhangi
yeni bir bowling sahasında boş bir yeri almak mümkün değil. Tıklım tıklım içerisi. Gençler, çocuklar eğleniyorlar ve dışarıdan hala gelenler var. Masaları da dolu ve boş bilardo masası bulmak da adeta imkansız. Şu anda kapalı bir çocuk parkındayız. Burası Ukrayna'da iklim şartları kapalı çocuk parklarına yöneliyor. Çünkü havalar çok soğuk. Kapalı bir çocuk eğlence merkezi ve içerisi tıklım tıklım dolu. İnsanlar eğleniyor, çocuklar eğleniyor. Yani gündemlerinde savaş yok. O yoğun şekilde izlediğimiz haberler, yurt dışındaki endişenin burada hiçbir şekilde hissedilmiyor. Çocuklar oynamaya devam ediyor. Yetişkinler bırakıp gidebiliyor çocuklar. Yine mağazalar, çocuk mağazaları da müşterilerle dolu. Savaş olsa belki oyuncak alır mısınız? Yoksa gıda maddeleri mi alırsınız? Oyuncak alıyorlar, gıda maddeleri almıyorlar. Yani aldıkları ihtiyaçları kadar alıyorlar. Kasalarda çiçekler var. Sevgililer günü geldiği için insanlar aramasın, kolay ulaşabilsin diye kasalara çiçekler koymuşlar. Neden? Ukrayna'da çiçek kullanımı o kadar yaygın ki her zaman çiçek alıyorlar. Her günde doğum günü ve çok fazla yani insanlar sevgililerini devamlı çiçeklerle gösteriyorlar. Şu anda bir alışveriş merkezindeyiz. Ve alışveriş eğilimleri normal olduğu zamanki gibi devam ediyorlar. Yani insanlar normalde neden alıyorsa yine onları almaya devam ediyorlar. Rafların hepsinin dolu olduğunu görüyoruz şu anda. Sevgililer günü olduğu gibi zaten lüks çikolatalar da satılıyor. Ana gıda maddeleri olsun, diğer malzemeler olsun. Raflar dolu, boş bir raf görmek neredeyse imkansız. Bütün raflar dolu, alışveriş olduğu gibi devam ediyor. İnsanlar aradıkları her şeyi bulabiliyorlar. Yani herhangi bir ürüne erişimde sıkıntı yok. Ve insanlar alırken de hani böyle bir savaş varmış, işte şunu dolduralım, bunu dolduralım gibi değil. Normal ne alıyorlarsa ihtiyaçları ölçüsünde onları alıyorlar. Herhangi bir ürün kıtlığı söz konusu değil. Bütün ürünlere ulaştınız. Söz konusu aradığınız bütün ürünlere ulaştınız. Ana gıda maddelerinden olsun, ara ürünlere kadar. İnsanların böyle bir alışveriş çılgınlığı gibi bir görüntüsü de yok. Normal alışverişlerine devam ediyorlar. Normal bu savaş gündemi olmadan önce nasılsa aynı o şekilde. Yani ondan hiçbir farkı yok. Yani savaş geliyor, işte gıdaya saldıralım, bunu yapalım değil. Bunlar böyle marketler. Burası sebze reyonu. Yine bütün sebzeler, meyveler, yeşillikler, bütün ürünler var. Fiyatlar gayet normal. Elmanın kilosu Türk parasıyla söyleyecek olursak 7 lira. Yeşil elma 5 lira. Portakal Türkiye'den geldiği için 35 TL. Elmalar 7 TL. Yine bunlar Türkiye ürünü, dışarıdan geliyor. Mandalina 35 TL. Pomelo'nun fiyatını göremedim ama pomelo... Evet, pomelo 33 TL. Yani gıda fiyatları da böyle. Biraz Türkiye'ye göre pahalı olabilir ancak buradaki fiyatlar böyle, dışarıdan geldi. Ana gıda, karabuğday mesela. Dolu olduğunu görüyoruz. Şeker yine öyle, şeker de dolu. Şekerin kilosu 12 lira, karabuğdayın kilosu 22 lira. Karabuğday sağlıklı bir ürün. Makarna reyonları dolu. Yani boş reyon bulmak imkansız. Bunlar ana gıda ürünleri. Makarna olsun, BSL olsun, reyonlar dolu. Makarnanın fiyatı 11 lira. Bu 1 kiloluk makarna. İndirimde olduğu için biraz boşalmış. Şu an gerçekten çok uygun fiyatlara satıyorlar. Yani artı indirim var.
hani savaş var, fiyatlar arttı denecek bir durum yok. Bütün ürünlerde ise indirimler de var. Yani savaş olduğu zaman malum ürünler kara borsaya düşüyorlar. Aksine bütün ürünlerde, hatta yabancı ürünlerde, normalde bu fiyata alınamayan spagettiler bunlar. Normalde 20 liralık spagettinin fiyatı 15 TL'ye düşmüş. Bunlar İtalya'dan geliyorlar. Yani normal zamandaki fiyatlarda bile çok çok ciddi indirimler yapmışlar. Fiyatlar yine şeker çuvallarla ürünler dolu yani. Ana ürün maddeleri şeker, un, tuz. Yani bunlar başlıca en çok tüketim malzemeleri. Bunlar yığılı şekilde. Raflar dolu, herhangi bir ürün eksikliği yok. Konserveler, yani en çok ihtiyaç olan şeylerden bir tanesi konserve. 400 gramlık bezelye konservesi 13 TL. Yani fiyatlar da gayet uygun. Ürünler bol, fiyatlar da ucuz. Ve birçok üründe de çocukların ürünlerinin hepsinde de şu anda indirimler var. Mısır gevrekleri 20 lira, büyük paketler. Limonun fiyatı 16 TL. Portakalın kilosu 25 TL. Yine fiyatlar Ukrayna şartlarına göre oldukça uygun. Elma 13 TL cinsine göre. Armudundan ayvasına, ananasından mangosuna kadar, kavununa kadar, yani taze Hindistan cevizi olsun, tropik ürünler olsun, biber çeşitleri, mantar çeşitleri, avokadosu, yani olmayan üründe yok. Yani neredeyse yok yok diyebileceğimiz bütün ürünleri bulmak mümkün. Yani biz de alışveriş yapıyoruz bu taraftan. Bütün ürünler var. Herhangi kimsenin stok yapıyor gibi bir görüntüsü yok. Ulaşılabilecek bütün ürünler var ve hiç kimse bir stok yapmıyorlar. Yani erzak stoğu, gıda stoğu yapalım diye bir şey yok. Normal her günkü gibi alışverişlerini yapıyorlar. Ve ulaşabilecek ana gıda maddeleri olsun, bütün ürünlerde, raflarda, yerinde ve sadece bu markette değil, bütün marketlerde durum böyle. Yani hiçbir market Ukrayna'yı gezdiğinizde eksik ürün bulamazsınız. Bütün raflar dolu ve bütün ürünler var. Hatta ana gıda ürünlerinde çok ciddi indirimler yapmışlar. Bir kara borsa durumu da söz konusu değil. Bütün dünyanın gündeminde Ukrayna ve biz Ukrayna'nın başkenti Kiev'deyiz. Ve herhangi bir savaş endişesi, savaş paniği yok. İnsanlar normal bütün hayatlarında devam ediyorlar. Şu anda Edişlik alışveriş merkezlerinin birinin önündeyiz. Hayat normalinde devam ediyor. Biz Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sizlere gelişmeleri aktaracağız. Emin olun, bir savaş olursa ilk bizden duyacaksınız. YouTube kanalımızı takip edin, bildirimleri açın, özellikle canlı yayını açın. Gerçekten Rusya saldıracak olursa 7/24 biz teyakkuzdayız gazeteci olarak. Ve ilk bizden duyarsınız, o zaman canlı yayına geçerim ve haber alırsınız. Ama şu anda burada ne savaş endişesi ne savaş paniği var. Siz de panik etmeyin. Panik sizi, stres sizin bağışıklık sisteminizi zayıflatır. Hastalanırsınız. Hiç gereksiz streslere girmeyin. Hayatınıza normal akışında devam edin. Çünkü buradaki insanlar hayatına normal akışında devam ediyor. Görüşmek üzere.